Özgür Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba hocam. Şimdi Özgür Bey, sevgili takipçilerim, son 6 aydır çok ciddi gut atakları var. Aslında öykü daha da uzun. Doğru. Bununla ilgili bir tecrübeleri paylaşır mısınız bize? Tabii hocam, ben yaklaşık bundan 6 sene önce hem hipertansiyon hem de gut hastalığına tutmuştum. Önce acele gittim. Neyin ne olduğunu çok fazla bilmiyordum. Hani bir darbe aldım zaten ama gutmuş bu. İlk dönemlerde benim ataklarım 3 ayda, 4 ayda duruma göre değişiyordu ama çok sık olmuyordu. Tabii gut ataklarım da bir 2-3 gün sürüyordu. Bayağı sancılı bir dönemdi. Fakat bu tansiyon ilaçlarımla beraber tetiklediği için gitgide artmaya başladı. Ve bu süreç içinde birçok doktorumuzla görüştüm, onların ilaçlarını kullandım, onlar kötü geldi, tekrar bırakmak zorunda kaldım. En son sizinle tanışmadan öncesini söyleyeyim, bu ataklarım yaklaşık her haftaya. Her hafta. Aynen. Acile gitmek zorunda mı kalıyordun, nasıl yapıyordun? Acile gitmek zorunda kalıyordum, çok yoğun şekilde ilaç kullanmak zorundaydım, atağa baskılamak için. Çözümsüz bir hastada yakalandım diye düşünüyorum. Çözümsüzün de ilerisinde bir, örneğin sağ bacaktaki atak geçmeden sol bacakta başlıyordu. Her iki bacağımda daha iyi yaşadığım zamanları biliyorum. En son el parmaklarına kadar? El parmaklarıma, hatta kolda dirseğe kadar bu devam etti. Ve yaşam standartım o kadar düştü ki tek başıma ihtiyaçlarımı göremez, hatta yataktan kalkamam durumdaydım. Evet. Şimdi? Daha sonra sizinle tanıştık. Sizinle tanıştıktan sonra ilk dönemde biraz hani tereddütlerim vardı ama yaklaşık bir ay sonra ben artık ataklarımın eskisi gibi sık olmadığını, hatta atak seviyesine gelmediğini, sadece bir ön başlangıcında şişme oluyor benim vücudumda. O seviyeye geldiğinde bile yoğun, ağır ve sancı olmadan bunların tekrar baskılandığını gördüm. Yani bu düşük karbonhidratlı beslenme. Yaklaşık. Şimdi biz tam ketojenik diyet yapamıyorsun ama gördüğüm kadarıyla. Fakat neredeyse ketojenik diyete yakın, düşük karbonhidrata geçince. Aynen öyle. Daha önce hep et yeme denildi. Ama her doktorum bana söyledi, etten beyaz et, işte kırmızı et kesinlikle uzak tutmam, sakatatlardan ve çok sağlam bir diyet yapılması gerekti. Yani hem ilaç destekli, çok yoğun şekilde ilaç, hem de aynı şekilde beslenmemde tamamen değiştirmem gerekiyor. Şimdi et filan normal yiyorsun. Şu an tabii ki et konusunda hiçbir sıkıntım yok. Beslenme konusunda bir sıkıntım yok. Ve o ilk belki bir hafta benim için çok zor. Çünkü bütün alışkanlıklarımı değiştirdim ben. İşte örneğin kola bizim şu anda zararlı olarak gördüğümüz. Aslında eskiden de bildiğimiz ama bir türlü önüne geçemediğimiz. Abur cuburu çok severdim. Bunlardan yavaş yavaş uzaklaştıktan sonra gerçekten artık zaten hani o özlediğiniz besinleri bile belli bir miktar porsiyonlarını azaltmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü vücudunuzun buna ihtiyacı olmuyor. Canınız istemiyor. İyi. Peki şimdi inşallah bundan sonra daha da böyle devam edersek tabii gut olayını tamamen ortadan kaldıracağız. Şimdi gutla ilgili hiçbir ilaç almadan özetle yaklaşık 5-6 haftadır hiçbir atak yaşamadın. Hiçbir atak yaşamadım. Ataklar gene oldu. Hissediyor yani, gibi oluyorsun oluyor. Fakat seni hiç üzmeden olay kendiliğinden sonuçlanıyor. Eskisi gibi yani 3 gün yatakta yatmak zorunda hiç kalmadım. Daha önce bu bizim buraya muayeneye geldiğinde aksayarak geliyordun. Toparlayarak geliyordun. Şimdi geçen geldiğinde hocam ben halı sahada maç yapabilecek hale geldim yani, diye. O kadar rahat hissettim ki yani çok uzun zamandır. Eskiden sporla uğraştım. Kendimi, bacaklarımı o şekilde rahat hissedememiştim. Hep sürekli bir sorun vardı. Hani az da olsa bir yerlerde mutlaka bir ağrı vardı. Peki. İnşallah bundan sonra bir daha böyle sıkıntılar yaşamasın. Bundan sonra en son söylemek istedim benim. Ben artık sorunun ne olduğunu gördüm. Evet. Sorun... Hani bana doktorlarımızın her ne kadar bir açıklama yapsalar da aslında onun olmadığı. Çünkü ben et yemediğim zaman da benim ataklarım olmuştu bundan önce. Evet. Ha, sorunun ne olduğunu, aslında nasıl beslemem gerektiğini daha iyi öğrenince kafanızda bir kere onu oturttuğunuz zaman zaten ondan sonra süreç daha rahat gidiyor. Yani özetle sorun proteinden çok karbonhidratmış meğerse. Aynen değil mi? Düşük karbonhidratlı bir hayata geçince
hiç böyle bir hayatı yaşayamayacağını da düşünürken birden... Aynen. İlk başta söylediğiniz zaman çok zor geldi ama... Şimdi alıştınız. Tabii 15 günü geçirdikten sonra zaten sizin vücudunuz otomatiksel olarak onlardan uzak duruyorsunuz. Gut hastalarına duyulur diyelim o zaman. Ha? Ben herkesin özellikle gut hastalığını yaşayan insanların dişe gibi olduklarını bildiğim için mutlaka tavsiye ediyorum. Bir kere bir denesinler, hiçbir şey kaybetmeler. Çünkü gut öyle gelip geçici bir hastalık değil. Değil, çok bir tedavisi olmuyor. Sadece beslenme yoluyla düzeltebilecek. Evet. Peki, hadi görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim, selam.